Evet, dinliyorum. Hocam, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başörtüsü zorla dayatılmaz diye bir açıklamada bulundu. Şunları söyledi: bugün yaşadığımız dünyada gençleri ikna etmekten başka bir yolumuz yok. Zorla olmuyor. Onu kapatmayla, bunu yasaklamakla netice alınmıyor. Duvar çekmek, filtrelemek de işin hallolacağını zannediyoruz. Siz filtre uyguluyorsunuz, o da filtre kırma programı yapıyor. Bu sorunlar yasaklarla çözülmez. Eğer çözülseydi bugüne kadar çözülürdü, dedi. Hasan Ruhani, tebrik ediyoruz. Ama işte böyle insanların yolunu kesmemek lazım, yolunu açmak lazım. İran'da böyle bir insanın böyle yüksek bir görevde olması mucize. Evet. O kadar hasta adamın içerisinde, o kadar beyni kirlenmiş adamın içerisinde böyle bir insan yol bulmuş, en yüksek noktaya kadar gelmiş. Bu Allah'ın bir lütfu. Harika yani. Evet. Bunları konuşuyor olması da harika. Bu insana Allah cesaret vermiş, böyle güzel konuşturmuş. Bu döneme denk gelmesi büyük harika değil mi? Tebrik Adnan. Ederim. Evet, tam Mehdi talebesi. Evet, zaten inşallah. Daha önceden çok önüne çıkılmış, çok engellenmiş. Hiçbir şekilde ileri bir noktaya gelmesine izin verilmemiş. Hatta hapiste yatmakla hüküm giymiş. Fakat bu dönem özel olduğu için Yüce Yaratan bu dönemde evet, başa getirdi İran'ı. Hayrettir ya. Hayret yani. Hayretler içinde kalıyor. Üslubun doğruluğu, güzelliği sarahaten görülüyor. Ama o kadar karanlığın içinde böyle bir ışık, alenen mucize. Başka bir açıklaması yok.